2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride bıraktık. Biz de Sherpa Blog olarak dünyada seçim sistemlerinin tasarımı üzerine konuşmak, bilgi almak istedik. Üç akademisyen konuğumuz var. Özyeğin Üniversitesi'nden Alper Yağcı, Erzen Öncel ve Harvard Üniversitesi'nden Ertuğ Şaşmaz bizimle. İlk sorumuza başlayalım dilerseniz. Dünyada first past the post, single transferable vote gibi bir takım seçim sistemleri var. Milletvekili, cumhurbaşkanlığı seçimleri, temsilci seçimleri gibi dünyadaki seçimleri dikkate alarak bunların birbirlerine olan farkları ne ve hangisi daha iyi? Evet, seçim sistemlerini farklı şekillerde gruplandırabiliriz elbette ama genel olarak seçim sistemlerini üç gruba ayırıyoruz. Birincisi çoğunluk sistemleri. Bunlar genelde FTP, First Past the Post, Winner Take All dediğimiz, Alternative Vote gibi sistemler. İkinci grup nispi temsil sistemleri. Üçüncü grupta karma sistemler dediğimiz, her ikisinden de bir takım sisteme dahil edilen, bir belirli özelliklerin sisteme dahil edildiği karma sistemlerden bahsediyoruz. Çoğunluk sistemlerine baktığımız zaman daha çok yönetimde istikrarın ön planda olduğu, işte tek parti sistemini, yönetimin kolaylaşmasını sağlayan, koalisyon hükümetlerinin daha az olacağı, yani hatta hiç olmayacağı FTP'de sistemler olduğunu görüyoruz. Nispi temsile baktığımızda da onda da temsilde adaletin ön plana geldi. Yani daha adil bir temsil sisteminin ortaya çıktığı, çeşitli grupların, kadının temsil oranlarının çoğunluk sistemlerine göre daha altının çizildiği ve önemsendiği seçim sistemleri olarak görüyoruz. Ya, bu sistemlerin kendilerine göre eksileri ve artıları var. İkisi birbiriyle, yani temsilde adalet ve yönetimde istikrar meselesi birbiriyle aynı oranda ilerlemeyen, çoğu zaman ters oranda ilerleyen şeyler. İstikrar istediğimiz zaman daha dar çevreler istiyoruz, seçim çevreleri istiyoruz. O da temsilde adaleti baltalamaya başlıyor. O yüzden de hani seçim sistemine karar vermek önceliklerle olan bir şey. Yani birinin daha iyi olduğunu ya da daha kötü olduğunu söyleyemeyiz ama biri neden tercih ediliyor, diğeri niye daha az tercih ediliyor, bunlar üzerinden konuşabiliriz. Baktığımız zaman Avrupa ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde ve daha bölünmüş toplumlarda, farklı etnik grupların, kadının temsilinin önemli olduğu toplumlarda nispi temsil sisteminin kullanıldığını görüyoruz. İşte Amerika, İngiltere gibi tarihsel olarak istikrarın daha mümkün gözüktüğü ya da ittifakların zaman içerisinde oluştuğu, yerleştiği toplumlarda da çoğunluk sistemlerini görüyoruz. Bu ikisi arasında böyle bir denge var genel olarak. Tabii ki bunların arasında en sofistike üçüncü grup karma sistemler dediğimiz, her ikisinden de barındırdığı için hem çoğunluk sistemlerinde olduğunu bildiğimiz seçmenle seçilen arasındaki yakın ilişkinin sağlandığı, bunu çoğunluk sistemlerinde görüyoruz. Hem de temsilde adaletin sağlandığı, her iki yöntemle de insanların, seçilenlerin meclise girdiği bir ortamın var olması ve seçmenlerin de buna göre tercih yapabilmesi tabii ki sistemi ve temsili ve istikrarı sağlama konusunda da daha başarılı oldu. Ama tabii ki bu sistemler de kendi içinde başka dezavantajları barındırıyor. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Kendi içlerinde bir sürü tercihli, tercihsiz oy, işte dar bölge, geniş bölge, açık liste, kapalı liste, aday odaklı, parti odaklı şeklinde farklı sınıflandırmalar yapabiliriz. Ama en basit haliyle bu üç sınıflandırma bize genel olarak seçim sistemlerini karşılaştırmamıza yardımcı olacaktır. Birer örnek verelim isterseniz, hangisinde nasıl oy kullanıyor seçmen. Mesela çoğunluğa dayalı sistemlerde Amerika'da örneğin her seçim bölgesinden bir tane temsilci çıkıyor. Genellikle Demokrat Parti'nin bir adayı oluyor, Cumhuriyetçi Parti'nin bir adayı oluyor ve de o adaylardan bir tanesine oy veriyor seçmen ve en çok oyu alan aday da o seçimin kazananı oluyor. O seçim bölgesinin temsilcisi haline geliyor. Dar bölgeden mesela sadece bir tane temsilcinin çıkması o bölgeden. Amerika'da iki parti olması tesadüfi bir şey değil. Bu sistem iki parti olmasını, yani sadece iki adayın birbiriyle rekabet ediyor olmasını her bölgede kolaylaştırdığı için ulusal düzeyde de iki partililiğe teşvik ediyor politikacıları genellikle. İngiltere'de de mesela ana iki parti, aynı sistemi kullanan İngiltere'de ana iki parti muhafazakarlarla İşçi Partisi. İngiltere'de şimdi özellikle etnik azınlıkların olduğu bölgelerde üçüncü partiler de güçlü.
İskoç Ulusal Partisi gibi ama genellikle bu sistem iki partili diye götürüyor. Nispi temsil sistemlerinde partiye oy veriliyor. Genellikle partiye bir listeye oy veriliyor. Sonra da o seçim çevresinde oy oranına göre temsilciler dağıtılıyor. Örneğin A seçim çevresinde %20 oy aldıysa bir parti bir liste, o listenin %20'si seçiliyor. Genellikle yani kabaca bunu oyları milletvekillerine dönüştürmek için kullanılan formüller var. Mesela Türkiye'de sık sık kullanılan DeHondt bu formüllerden bir tanesi. Ama genellikle işte %20 oy aldıysanız %20 kadar temsilci çıkarmanız gerekiyor o çevreden. Bunlar daha geniş çevreler. Yani 20 milletvekili, 30 milletvekili çıkabiliyor bir çevreden çoğunluk sistemine göre. Çünkü nispi temsil önemli. Burada karma sistemlerde örneğin Almanya'da Türkiye'deki sistem nispi temsil sistemi. Türkiye'de nispi temsil sistemini kullanıyoruz. Almanya'da herkes 2 oy kullanıyor. Temsilci seçmek için 2 oy kullanıyor. O yüzden karma sistem diyoruz onlara. Bir oyu temsilci seçmek için veriliyor. Yani aynı İngiltere'de olduğu ya da Amerika'da olduğu gibi her seçim çevresinden sadece bir tane aday çıkıyor. Küçültülmüş, daraltılmış seçim çevreleri var. Örneğin Türkiye'de olsa Koşu Yolu, Acıbadem bir seçim çevresi olacak ve Koşu Yolu'nun Acıbadem'in bir tane milletvekili olacak. Bir de ikinci oyu da partiler için kullanıyorlar. Onlar daha büyük seçim çevreleri. Eyalet mesela bir seçim çevresi oluyor. O zaman da yine Türkiye'deki iller gibi. Mesela İstanbul'un 98 tane milletvekili var galiba bu seçimde. Orada da atıyorum Bavyera'nın 100 tane milletvekili vardır. Orada da yine partilere oy veriliyor ve partilerin aldıkları oy oranı nispetinde, nispi temsil denmesinde sebebi bu zaten, temsilci çıkarmaları sağlanıyor. Yani Almanya'daki sistem bu iki ilkeyi bir araya getirdiği için hem yönetimde istikrar, Erzen'in dediği gibi, hem de temsilde adalet ilkelerini bir araya getirdiği için aslında böyle tercih edilebilir bir sistem gibi görünüyor. Onun tek bir dezavantajı var. İki oy kullanıldığı için, aynı meclis için iki oy kullanıldığından dolayı bazı seçmenlere karışık gelebilir. Bu dar bölgeli seçim sistemleri iki partili bir meclis oluşturma eğilimindeler. Hani bu istikrar için iyi. Fakat oyların boşa gitmesi gibi bir durumu ortaya çıkarabiliyor. Artık oy gibi bir durumu nasıl ortaya çıkarıyor? Şöyle, şimdi her bölgede yalnızca tek bir temsilci çıkacağı için pek çok bölgede kıl payı seçim kaybeden bir parti düşünün, tasavvur edin. Yani %45 oy alıyor ama ikinci gelince kaybettiniz. Pek çok yerde %40-45 oy alarak kaybetmiş bir partiye verilen aslında çok büyük bir oy var ortada ama çıkarılamayan büyük bir milletvekili sayısı var. Ve o milletvekili, o sandalyeler nereye gidiyor? Tüm o bölgelerde çok kıl payı bir farkla o seçim bölgelerini kazanabilmiş olan birinci partiye gidiyor. Bu şekilde mesela siz seçmenlerin %30'unun oyunu alarak meclisi çok büyük bir çoğunluk elde edebiliyorsunuz. Hele ki seçime katılım oranı da azsa bu ne demek? Yani diyelim ki oy verme çağındaki nüfusun %60'ı seçime gitmiş. Siz o %60'ın %30'unun oyunu alarak tek parti iktidarı olmuşsunuz. Yani aslında oy verme çağındaki nüfusun yalnızca %18'ini, %20'sinin altında bir oranını ikna ederek, onların onayını alarak siz bütün toplumu şekillendirme gücüne sahip bir tek parti iktidarını elde etmişsiniz. Mesela bu İngiltere'de yaşandı. 2000'lerde Tony Blair katılımın çok düşük olduğu bir seçimde %30'lardaki bir oy oranıyla tek parti iktidar kurmuş oldu. Hani bir anda bir istikrar var evet ama boşa giden oylar ve temsilde verilen oyla mecliste oluşan dağılım arasında da bir uçurum, bir hakkaniyetsizlik oluşturma riski olabiliyor. Bu first past post dediğimiz işte çoğunlukçu dar bölgeli seçim sistemleri. Yani o önemli, sağlanması gereken önemli denge. O yüzden önemli bu ayrımlar. Evet, first past postlarda oluyor. Çoğunlukçu sistemlerde oluyor. Ama aynı şey nispi temsil sistemlerinde de oluyor. 2002 Türkiye'sinde. Eğer baraj varsa. Evet, baraj varsa oyların %45'i artık oy oldu. Ve sadece iki parti girebildi meclise. Bu da benzer bir sıkıntıdan dolayı, barajın çok yüksek olmasından dolayı küçük partiler giremedi ve temsilde adalet sağlanamadı. Yani oy oranıyla sandalye dağılımı arasında çok büyük bir fark oluştu. Bu da istemediğimiz, toplumun yeterince bütün birimlerin, bütün partilerin temsil edilmediği bir ortam oluşmuş oluyor. Bunun da sebebi ülke barajı olmuş oldu bu denklemde. Eksiklerden bahsettik, olumlu yönlerden de bahsettik. Türkiye'de nasıl sistem? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu, olumsuz yönleri neler? Türkiye'de yeni sisteme bakacak olursak aynı anda iki seçim yapıldı. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi. İkinci turu göremedik ama ikinci turu da yani onu deneyimleyememiş olduk.
Ama iki turlu bir seçim sistemi geldi Cumhurbaşkanlığı için. Genel seçimler için de, milletvekili seçimleri için de aynı sistem devam ediyor. Nispi temsil, kapalı liste, nispi temsil sistemi devam ediyor ve ülke barajı devam ediyor, %10 olan. Orada çok büyük bir değişikliğe gitmedik ama yeni sistemde değişiklik ittifakların oluşturulması. Daha önce olmayan seçim öncesi bir ittifak kurma ilkesi getirildi ve bununla birlikte partiler seçimlerden önce belirli ittifaklar kurdular. Bunun avantajları ve dezavantajları olabilir. Bunları tartışabiliriz. Ama tabii ki partilerin önceden ittifak kurması seçimlerden sonra da nasıl bir ittifakın devam edeceği hakkında da seçmene de bir bilgi vermiş oldu. Böyle bir yeni bir siyasi dönüşüm, yeni bir siyaset anlayışı ortaya çıktı. Ve ister istemez bir koalisyon kurma başladı. Daha önce olmayan, son dönemde görmediğimiz daha çok tek parti iktidarlarının olduğu Türkiye'de şimdi yeni koalisyonlardan bahseder olduk ittifaklarla birlikte. Bu büyük bir yenilik. İttifakta Erzin'in dediği gibi partiler seçim öncesinde bir araya geliyorlar ve Yüksek Seçim Kurulu'nda deklare ediyorlar. Bir ittifak içinde seçime gireceklerini deklare ediyorlar. Bunun avantajı ittifak içinde olan partiler için baraj sorununun ortadan büyük ölçüde kalkıyor olması. Çünkü baraj kuralı ittifaklar için göz önüne alınmaya başlanıyor. Artık partinin kendi oy oranı değil, milletvekili çıkarabilmesi için kendi oy oranının %10'u geçmesi gerekmiyor. İttifakın toplam oy oranının %10'u geçmesi gerekiyor. Şimdi koalisyon tartışması çok yapılıyor. Hani eski sistemde koalisyonlar vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine, yani başkanlık sisteminin bir versiyonu olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıyoruz. Koalisyon olacak mı, olmayacak mı? Artık koalisyon olmayacak gibi bir düşünce konuşuldu ama aslında yani şu, tüm bu anlatılanlardan şunun farkına varmamız lazım ki koalisyon gereğini ortaya çıkaran tam da aslında bu seçim sistemleri. Hı hı. Yani parlamenter sistem veya başkanlık sistemi olması değil mesele. Sizin dar bölgeli, biraz daha işte first past the post, çoğunlukçu bir sisteminiz mi var yoksa nispi temsil metoduyla mı oy oranlarını parlamentodaki sandalye sayısına tercüme ediyorsunuz? Asıl ayrım bu. Nispi temsil olduğu sürece ki Türkiye'de 1961 anayasasından beri bu var ve devam ediyor çeşitli değişikliklerle olmasına rağmen. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmamıza rağmen yine devam ediyor nispi temsil meclis seçimleri için, değil mi? Meclis seçimlerinde nispi temsil olduğu sürece çok partili bir meclisin ortaya çıkma olasılığı yüksek olduğu için bu da adı ister koalisyon olsun, ister ittifak olsun, farklı nüanslarla da olsa aslında koalisyon ihtimali ve imkanı baki demek. Yani orada bir yanılgı yaygın. Aslında koalisyon dediğimiz şeyin temel belirleyicisi işte tam da bu seçim sistemlerinin tasarımı. Ya bu demek değil ki çoğunlukçu sistemlerde koalisyonlar ortaya çıkmıyor. İngiltere'de örneğin bir önceki seçimlerde David Cameron'ın başını çektiğim o, yani İngiltere'de çok sert bir şekilde çoğunlukçu sistem uygulanıyor. Her seçim bölgesinden bir tane temsilci çıkıyor. Orada da yani bir partinin çoğunluğu sağlayamama olasılığı var. O durumda da koalisyon ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de başkanlık sisteminde koalisyon olmuyor gibi görünmesinin sebebi güven oylamasına gerek olmayacak şimdi. Kabine için güven oylamasına gerek olmayacak. Teorik olarak yönetimde koalisyon olmamasına rağmen pratikte seçim sisteminin getirdiği bir koalisyon durumu oluşacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Bir sonraki seçimi düşünerek uzun vadede bu ittifaklar devam etmek zorunda kalacak. Mecliste kanun yapabilmek için. Aynen. Yani hükümet kurmak için şu anda güven oyu oylaması olmayacak. Hı hı. Tayyip Erdoğan otomatik olarak şu an doğrudan Cumhurbaşkanı seçildi ve kabinesini oluşturma yetkisine sahip. Fakat kanun tasarılarında istediği gibi meclisten geçirebilmesi için gayri resmi olarak bir ittifaka veya koalisyona ihtiyacı var gibi gözüküyor. Peki Türkiye'de sistem ne yapılsa mükemmel olur? Valla bence şu an baraj çok yüksek. Yani nispi temsil sistemlerinde tipik olarak görülmeyen yükseklikte bir barajımız var. Bu dediğimiz gibi hem nispi temsil sistemimiz var ama aslında temsil hakkaniyetinin, temsilde adaletinin istediğimiz ölçüde yansımamasını sağlayabiliyor. 2002'de gerçekleşen durum gibi. Bu tabii en çok HDP etrafında konuşuluyor malum. Hani adını koyarak ilerleyelim. Bence benim altını çizmek istediğim bir nokta şu. Çok öngörülemezlik yaratıyor seçim barajının bu kadar yüksek olması. Yani şu an biz aslında HDP'nin hakiki oyunun ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Neden? Çünkü stratejik oylardan bahsediyoruz. Yani HDP özellikle barajı geçsin diye aslında birinci il partisi olarak HDP'yi görmeyen ama bu amaçla bir nevi yardım, destek amacıyla oy veren seçmenler var biliyoruz.
Bu diğer partiler için de geçerli. Diğer partiler için de geçerli. Için yani. Ama HDP'nin baraj sorunu, hani diğerleri evet. koalisyonlar, pardon ittifaklar dahilinde seçime girdikleri için işte Aytun'un evet. anlattığı gibi onların baraj sorunu formel olarak yoktu. HDP ittifaklar haricinde bırakıldığı için somut bir baraj sorunuyla karşı karşıya olması dediğimiz gibi stratejik oyları gündeme getiriyor. Emanet oylar, yardım oylar vesaire. O yüzden biraz bir belirsizlik yaratıyor. Baraj hani şu bile mümkün aslında. Baraj olmasa belki de HDP'nin hakiki oyu diyelim ki 8-9'larda belki de. Ama baraj yüzünden o 8-9 puanlık oy mecliste temsil niteliği bulamayacağından korkulduğu için biraz daha arada olan seçmenler hadi biz de zorlayalım da barajı geçelim bari. Aslında seçmenler sistemi hackliyorlar. Gibi evet. Benim bireysel tercihim, bireysel görüşüm bilmiyorum ne kadar katılınır. Yani siz seçmeni bu tarz çok stratejik, fazla stratejik işte hackleme benzeri davranışlar itmemesi lazım sistemin. Daha saydam, daha düz, daha öngörülebilir olması lazım ki hani tercihlerimizin sonuçlarını sürpriz bir şekilde görmeyelim. Ve de çok sık da değişmemesi lazım sistemin. Bu da belki diğer sorularda tekrar gündeme gelecek aslında ama şimdi tasarımdan bahsederken detaylar önemli evet ve daha efficient yani daha verimli sistem var, daha kötü sistem var ama belki de bütün bunların ötesinde daha global anlamda bir verimlilikten bahsetmek için sistemin çok da değişmemesi ve yapılan tüm değişikliklerin uzlaşma esasında ve saydam bir şekilde gerçekleştirilmesi belki de en önemli tasarım unsuru, ilkesi diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi seçmen ve seçilen arasındaki ilişkinin çok yakın olmayışı. Yani hiçbir zaman seçilenin seçmen tarafından yakın ilişki, yakın markajda tutulamaması. Bu da zaten seçim bölgesinin geniş olması, seçim çevresinin geniş olması, birden fazla kişinin seçiliyor olması da bunun en büyük sebebi zaten. Kapalı liste olması. Yani daha en başından oyunu kullanırken seçmen kimin için kullandığı değil, hangi parti için kullandığı önemli. Dolayısıyla hiçbir zaman seçmen ve seçilen arasında ideal ilişki oluşmuyor. Bu belki Türkiye'de mükemmelleştirilmesi gereken uzun vadede yani saydamlığı artıracak, hesap verilebilirliği artıracak, yapılan her şeyin bir şekilde seçmen tarafından nasıl karşılandığı konusunda bir tepkinin alınabileceği ya da isteklerin, şikayetlerin iletilebileceği bir merci olması bakımından o ilişkinin geliştirilmesi her zaman mükemmelleşmeye götürecek bir şeydir. Bu da yine karma sistemlerde olduğu için Almanya örneğini veriyoruz. Yani Almanya'da hem nispi temsille, temsilde adaletin sağlanması, hem istikrarın sağlanabilmesi için de daraltılmış bölgelerin olması buna olanak tanıyan bir şey. O yüzden de o örneği sıkça veriyoruz ve iyi buluyoruz. Yani mesela Türkiye'de 300 milletvekili bu şekilde Almanya'daki gibi 600 milletvekilinin 300'ü doğrudan seçilse, yani dar bölgelerde, bir kişilik bölgelerde seçiliyor olsa 60 milyon seçmenimiz var. Ne oluyor? 200 bin kişiye bir tane milletvekili düşecek. Yani 200 bin kişi gerçekten de Türk İstanbul'da bir semt yani. Hani İstanbul'da her semt mecliste temsil ediliyor olacak. İnsanlar bilecekler milletvekillerinin kim olduğunu ve bir şikayetleri olduğunda bunu gidecekler, şikayet edebilecekler. Bu Anadolu'daki o küçük illerde gerçekten böyle oluyor. Yani insanlar milletvekillerini tanıyorlar. Milletvekillerine genellikle oy veriyorlar. Mesela beklenmedik bir şekilde son seçimde Harran'da MHP yüksek oy aldı. Çünkü MHP'nin adayını insanlar tanıyordu Harran'da. Normal şartlarda o bölgede çok yüksek oy olan bir parti değil Milliyetçi Hareket Partisi ama bu seçimde aldı çünkü milletvekilini tanıyorlardı ve milletvekiline oy verdiler. Yani eğer milletvekillerimizin yarısı böyle çoğunlukçu sistemde, Almanya'daki gibi çoğunlukçu sistemde seçilse biz de İstanbul'da yaşayanlar, 98 vekil seçen İstanbul'da bölgede yaşayan, İstanbul gibi bir bölgede yaşayan insanlar da kendi vekillerini tanıyabilecekler. Şimdi biz özellikle İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de yaşayan insanlar vekillerinin kim olduklarını genellikle bilmezler. Yani o gerçekten de seçmenle seçilen arasındaki hesap verebilirlik ilişkisini zedeliyor. Daha iyi bir seçim sisteminin nasıl tasarlanabileceğinden, nasıl mükemmelleştirilebileceğinden bahsettik ama bir de teknoloji unsuru var. Hala el yordamıyla oy veriyoruz, el yordamıyla oy sayıyoruz. Hataya oldukça açık bir sistem var. Bu da bir takım güven tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sizce teknoloji daha şeffaf, daha güvenilir bir seçim sağlanabilmesi için, oy sayımının sağlanabilmesi için nasıl kullanılabilir? Dünyada ne gibi örnekler var? Ya bu konu biraz tartışmalı. Dünyadaki yani seçim sisteminin, seçim oylama sisteminin ve
oyları sayma sisteminin teknolojiyle bağdaştırılması meselesi birazcık tartışmalı bir mesele. Dünyadaki örneklerinde de gördüğümüz bu konuda da çekimser durumlar var ve bazı ülkeler electronic voting'den geri adım atmış durumdalar. Hollanda bir örnek mesela. Biz buna genel olarak electronic voting diyoruz, yani literatürde böyle geçiyor ama işte çeşitli yöntemleri var. Çeşitli teknolojik şekillerde yapılabiliyor bu. Farklı şekillerde başladı. İşte böyle punch card diye bir şey vardı, onunla başladı. İşte sayması kolay olsun diye seçmen kartı punch ediyor. Ondan sonra onlar hemen bir araya getirilip bir optik okuyucuya konulup kolaylıkla toplanabiliyordu vesaire. ÖSS gibi. Sonra işte şey var, işte direct recording electronic voting diye bir şey var. O da böyle anında bastığınız gibi kutuya dokunmatik ekrandan oyları sayacak, bir araya getirecek. Ama bunların getirdiği kulübeye giriliyor. Tabii iki tane mesele var. Bir tanesi gizli oy meselesi. Bir tanesi de oyların denetlenebilir olması, yani sayımın tekrar yapılabilir olması ve herkese açık olması, yani bu transparency'yi koruyabilmek. Şimdi bu ikisi çok önemli olduğu için teknolojik unsurların resme girmesiyle birlikte her ikisi de tehlikeye girmeye başlıyor. Yani teknolojik bir alet aracılığıyla ya da optik okuyucular aracılığıyla yaptığınız şeylerde anonimiti kalmıyor. Yani kimin hangi oyu verdiği ortaya çıkmış oluyor. Birinci problem bu. Bunu aşmak için çeşitli yöntemler olsa bile... IP adresi gibi bir şey mi oluyor her makinenin? Sonuçta bir şey var değil yani mi? Yani sen... Evet. Ya bir de girdiğinde hani o kioska girdiğinde sonuçta bir şey işaretliyorsun. Sıralaman belli, çıkışın belli. Yani bunu tamamen ortadan kaldırmak demek oyun denetlenebilmesi, yani toplanan oyların da denetlenebilmesini kaldırmak demek. Zaten genelde de bir printini alıp veriyorlar elinize. Hani kullandığınız oyun printini veriyorlar. Fakat bu sistemde teknik manipülasyona çok açık bir sistem. Ve yurttaşlık pratiğini çok değiştiren bir şey. Yani bizim alışkın olmadığımız bir şey, çünkü biz gidip denetleyemeyeceğiz. Sadece teknisyenler denetleyebilecek. Bütün gelirli, yani bütün masrafları, maliyetleri, her şeyi bir kenara bırakıyorum. Evet, kısa vadede çok masraflı, çok maliyetli bir şey, uzun vadede çok karlı bir şey olabilir, öyle gözükebilir. Ama en büyük sıkıntı onun denetlenmesi yurttaş tarafından yapılamayacak. Sadece teknik ekipler denetleyebilecek, işte yazılım problemleri olduğunda ya da kayıp olduğunda, ki Florida'da böyle bir şey olmuştu. Kayıplar olduğunda onları getirecek bir mekanizma olmayacak. Bu da konsolide olmamış demokrasilerde çok büyük sıkıntılar demek. Yani bir anda oyların nereye gittiğini anlamaya çalışan hararetli topluluklar demek, ki bunlar istemediğimiz şeyler. Dolayısıyla yani seçim sisteminin oy verme ve oyları toplama biçiminin ne kadar temelde basit olması bizim tercih ettiğimiz bir şey aslında. Teknolojinin girmesini istediğimiz yer orası değil kesinlikle. Ya Türkiye'de mesela yani artık gitgide demokratik açıdan o pratik de oturmuş durumda. Yani bu seçimde biliyoruz ki sandıkların başı dop doluydu sayım aşamasında. Yani açık sayım ilkesi çok açık bir şekilde, çok belirgin bir şekilde uygulanıyor da Türkiye'de. Ve onun, yani bu çok muhafazakar bakış açısı olabilir ama çok törensel bir havası da var yani. Gösterip işte AK Parti, CHP diye gösterilmesinin çok törensel, böyle yani demokrasi tecrübesini besleyen bir tarafı da var. O yüzden hani... teknolojinin gerçekten de girmesini düşündüğümüz yerlerin bunlar olmaması lazım. Çünkü oy verme ve oy sayma işlemi ne kadar basit o kadar iyi. Ne kadar açık, ne kadar şeffaf o kadar iyi. Tabii belki teknolojinin daha fazla müdahale olabileceği nokta oyun sayımı ve daha sonrasındaki takibi noktasında. Şimdi bu seçimde özellikle yaygın kullanılmaya başlayan işte T3, adil seçim, benzeri uygulamalar, hani bunların güçlendirilmesi, bunların daha çeşitli biçimlerde tasarlanması, daha yaygın hale gelmesi, bunların kullanımının hani sandık başındaki müşahitler için, işte parti görevlileri için daha kolay, işte arayüzünün iyi tasarlanması sayesinde daha kolay haline getirilmesi önemli fark edilebilir belki. Yani oy verme noktasından ziyade sayım ve takip. Şimdi dünyadaki seçim sistemlerinden bahsettik, Türkiye'deki sistemden bahsettik, pratiklerden, olumlu yönlerden, olumsuz yönlerden bahsettik ama küresel olarak, yani bütün dünyada geçerli olabilecek, seçmenlerin adaletli ve eşit şekilde temsil edilebilecekleri, güven ortamını biraz daha geliştiren, mümkün kılan bir sistem tasarlanabilir mi, yoksa tamamen bir ütopyadan mı bahsediyoruz? Yani bu biraz zor, çok zor bir şey. Yani ben başlayayım, herkes devam etsin.
Yani böyle bir herkese tek bir beden elbiseyi giydirmek gibi bir şey yani. Hiçbir zaman istemediğimiz, arzu etmediğimiz bir şey. Yapamayacağımız da bir şey. O yüzden çabasına girmeyi tercih etmeyeceğimiz bir şey. Yani toplumların çeşitli dinamikleri var, çeşitli çatışmaları var. Farklı etnik, dini, dil grupları var. Farklı temsil anlayışları var ve tarihsel süreçleri var. Ve bütün biz bu süreçleri bir potada eritip tek bir seçim sistemini hepsine uygun hale getirmemiz mümkün değil. Ama seçim, yani electoral designing diye de bir şey var. Yani bu institutionally, yani değişebilen bir şey. Bu çok önemli. Ve bunun değişimi işte parti sistemi üzerinde, demokrasinin yaşanması üzerinde, işte bugün gördüğümüz Türkiye'de siyasi atmosferin değişmesi, yurttaşlık pratiklerinin değişmesi üzerinde birçok etkisi var. Yani bu etkilerden de faydalanmak gerekiyor zaman zaman. Çok sık olmasa da bu yapılabilecek olan değişikliklerinde yapılması gerekiyor. Ama o ihtiyaçlara göre, o toplumun beklentilerine, şikayetlerine, eksik temsile, yönetimdeki istikrarsızlıklara göre değiştirilecek şeyler. Yani böyle bir tek seçim sistemini herkese uygulamamız gibi bir şey asla mümkün olamaz. Yani seçim sistemi tasarımları, işte çoğunlukçu bir sistem, çoğunluğa dayalı bir sistem olacak, nispi temsile dayalı bir sistem olacak. Tabii ki bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor ve yani %100 katılıyorum. Bunları ortaklaştırmak mümkün değil ama seçim sistemlerinin ortaklaştığı ilkeler var. Yani gizli oy, açık sayım, hür irade. Ve yolsuzluk olmayacak. Yani kimse verdiği oydan doğrudan bir fayda sağlamayacak. Ya da zarar görmeyecek. Ya da zarar görmeyecek. Bunlar yani tüm demokrasilere uygulanan ilkeler. Yani bu konuda bir evrensellik de söz konusu. Seçim sistemi tasarımı da belki yeni demokrasiler için önemli bir şey. Yani onlar için nasıl bir seçim sistemi tasarlamak lazım ki o demokrasi oturabilsin? Örneğin ben Tunus çalışıyorum. Tunus'ta araştırmalar yapıyorum. Orada da 6 Mayıs'ta ilk demokratik yerel seçim gerçekleşti. Yani seçime katılım çok düşüktü. Çünkü kapalı listelerde insanlar ve belediye başkanını da seçemediler. Sadece belediye meclisine oy verebildiler. Hani bunlar mesela insanların oy kullanmaya teşvik etmedi. Bu kadar az tercih olması. İşte yeni demokrasiler için de bu seçim sistemlerinin tasarımı önemli olabilir. Ama Erzen'in dediği gibi yani her demokrasinin tarihsel bir geçmişi var. Seçim sistemleri ne kadar az değişirse o kadar iyi, Alper'in dediği gibi. O yüzden de hani bir tane seçim sistemimiz olsun, küresel ölçekte uygulayalım bunu. En azından önümüzdeki böyle 20-30 yıllık süreçte gerçekleşebilir bir şey değil. Yerel olsa da seçim sistemlerinin, tasarımların ve pratiklerin iyileştirilebileceği birçok nokta olduğundan bahsettik. Ama bu sistemleri birileri tasarlıyor. Bazı meslek grupları, bazı bilgi çevreleri, uzmanlar tasarlıyor. Peki bu sistemlerin daha iyileştirilmesi için yeni disiplinleri de, yeni meslekleri ve disiplinleri de göz önünde bulundurarak kimlerden destek alınabilir, kimlerden destek alınırsa fayda görülür sizce? Ya en basitinden başlamak gerekirse mesela müşahitler bayağı bir tecrübe kazandılar ve eksikleri, işte nelerin daha iyileştirilebileceği konusunda ciddi bir potansiyel var orada. Onların bilgilerine başvurmak gerekiyor bence kesinlikle. Yani pratikte bu işi yapanlar, seçim oy verme sürecini takip edenler, seçim sisteminin sonuçlarını takip edenler, bunların yaşadığı sıkıntıların bir kere kolaylıkla aşılabilmesi mümkün. Yani hani bu değişiklikler kolay değişiklikler olduğu için oradan başlanabilir elbette. Bir sürü başka grup var tabii ki toplumun çeşitli katmanlarında. Sivil toplum örgütleri gibi daha önce YSK'da bulunmuş bu işin farklı tecrübelerini yaşamış insanlar olabilir. Yani bilmediğimiz dinamikleri de birilerinin takip ediyor olması iyi bir şey olabilir. Ama bütüncül yaklaşmak lazım. Yani her taraftan farklı tecrübeleri almak gerekiyor gibi düşünüyorum ama. Data analizi önemli. Evet. Yani ben onu vurgulamak isterim. Data okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, istatistik analizler yapabilen ve en azından bunu okuyunca anlayabilen bir meslek grubunun varlığı ve müdahil olması önemli. Özellikle seçimin işte sayılma ve takip aşamasında. Yani bu da uzun erimli düşündüğümüzde aslında tasarımın bir parçası. Yani önceki seçim ne kadar doğru sayıldıysa onun esasında bir diğer seçim şekilleniyor. Data analizi çok önemli. Türkiye'de bu herhalde yaygınlaşmaya başladı. Yani siyasetle ilgilenen, seçimlerle ilgilenen insanların bunu çok önemsemesi lazım diye düşünüyorum.
verilerin analiz edildiği süreçte teknolojiden hani anomalileri bulmak konusunda belki yararlanılabilir ama hani bu konuda sizin görüşünüzü almak isterim. Bunlar yapılıyor zaten. İşte iktidar partisinin kazandığı yani Türkiye'de değil başka yerlerde de iktidar partisinin kazandığı sandıklarda oy kullanma oranı belirgin bir şekilde daha mı yüksek ya da hatta belki de oradaki %100 mü mesela yani olamayacak durumlar mı ortaya çıkıyor ya da işte iktidar partisinin yine kazandığı ya da işte bir türlü kuralsızlığa başvurduğundan şüphelendiğimiz adayın ya da partinin kazandığı sandıklarda bütün sandıklar 8 ile mi bitiyor ya da olamayacak ölçüde sandık 8 ile mi bitiyor? Aslında bunların rastsal dağılması gerektiğini kabul edersek olamayacak ölçüde sandık 8 ile mi bitiyor? Çünkü insanların belli rakamlara yatkınlıkları var. İşte onu eğer uyduruyorlarsa onlar 8 ile mi bitiyor mesela atıyorum. Bunlar bu tür analizler yapılıyor. Yaygınlaşmaları lazım Alper'in dediği gibi ve bunları daha iyi anlayacak ölçüde de okuyucuların bunları anlatabilmek lazım. Çünkü herkes yani istatistik, işte olasılık bunlar hemen bir anda böyle okuyunca anlaşılabilen konseptler değil. Bunların yaygınlaşabilmesi lazım. O yüzden yani tasarıma ya da teknolojiye çok ihtiyaç var. Sadece olan pratikleri, işlemekte olan pratikleri de unutmamak lazım. Yani hem Cumhurbaşkanı hem de İnce Türkiye'de olmakta olan pratiğe çok güzel bir vurgu yaptılar. %86 Türkiye'de seçimlere katılım. Ya çok yüksek, gerçekten çok yüksek. Bu da demokrasi tecrübesinin çok sahiplenildiğinin göstergesi. Sadece bunun göstergesi değil belki ama onun da göstergesi. Bugünkü konumuz tamamen yaşantımızı etkileyen seçim sisteminin tasarımı üzerineydi. Bu röportajımızı da sokakta hayatın aktığı yerde gerçekleştirdik. Aytu Şaşmaz, Erzen Öncel ve Alper Yağcı konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederiz hepinize. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.